Maruf'un üçüncü günde beraberiz. Bu panelde bizimle beraber olduğunuz için size teşekkür ederim. Çok harika bir program izledik 2 gündür. Bugün de umuyorum aynı hızda ve şeyde devam edecek. Birçok önemli konuyu konuşuyoruz. Benim için en önemli konulardan birindeyiz bu sabah. Kentleri çocukların gözünden baktığımız zaman nasıl daha iyi yapabiliriz? Hem bir mimar hem bir anne olarak ve bir vatandaş olarak çok önemsediğim bir konu. Bunu bugün sizlerle beraber konuşuyor olmaktan çok sevinçliyim. Dediğim gibi adım Selva Gürdoğan. 2006'dan beri İstanbul'da mimarlık yapıyorum. Çok sık son 4 senedir de kent ve çocuk konusunda birçok partnerle beraber çalıştık. Bunların bir kısmından bahsediyor olacağız. Şu anda beraber olduğumuz kişi Cecilia Vaca-Jones. Bu panelde daha iyi hızlı konuşabilmek ve aradaki ilişkiyi daha iyi idare edebilmek için ben İngilizceye geçiyor olacağım. Eğer çeviriye ihtiyaç duyuyorsanız çeviri kanallarını zaten biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hi Cecilia, it's amazing to be here with. Merhaba Cecilia, bu sabah seninle burada birlikte olmak çok güzel. Dünyadan pek çok yerden insan konuşacağımız konularla ilgileniyor. Cecilia, Bernard van der Vakfı'nın icra direktörü. Özellikle çocukların ve küçük çocukların şehir deneyimleri ile ilgileniyor bu vakıf. Bu pozisyonundan önce Cecilia sosyal bölümünde görev yapıyordu Ekvador'da. Özellikle çocukların, kadınların ve yerli halkların yaşam koşullarını iyileştirmek üzere çalışıyordu. Sürdürülebilir kalkınma konusunda yüksek lisans sahibi ve Londra Ekonomi Okulu'ndan da yüksek lisans derecesine sahip. Burada çok uzun süredir tabii ki konuşuyoruz ve Bernard van der Vakfı'nın yaptığı işler gerçekten kayda değer işler. Özellikle çocuklarla ilgili bu önemli konuda bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Selva. Gerçekten yaptığımız işin deneyimlerini sizlerle paylaşmak çok önemli benim için. Ve tabii ki İstanbul'da sizin yaptığınız işleri duymak çok heyecan verici olacak. Hemen başlayayım mı? Evet, başlayabilirsiniz. Bu paneli şöyle götürelim istiyorum. Cecilia öncelikle sunumunu yapacak. Daha sonra aralarda birlikte sohbet edeceğiz ve ilgilendiğiniz, ilginç gelen, soru sormak istediğiniz herhangi bir nokta olursa lütfen bize ulaşın ve sorularınızı sorun. Muhtemelen 50 dakika gibi bir süremiz kalacak. Oldukça heyecanlı bir sohbet olacağını düşünüyorum. Merhabalar ve Selva'nın söylediği gibi 2016 yılında katıldım vakfımıza ve Kent 95 projesine başladık. Kent 95 projesi bilmeyenler için bizim sorduğumuz temel bir soru var. Hem ortaklarımız ve belediye başkanları, mimarlar hepsinin aslında şehir kapsamında bir karar verme hakkı var ve bu konuda sözü var. Bu yüzden biz de 95 santimetre boyunda yani sağlıklı 3 yaşında bir çocuğun ortalama boyunda olsaydınız şehirde neyi değiştirirdiniz diye soruyoruz. Ve tam 95 santimetre boyunda ikizlerle çalıştık bir projemizde. Çok gerçekten ilginç deneyimler elde ettik ve şehirde onların gözünden aslında mesela çocukların gözünden gördüğümüz şeylerde düzeltmeler yapmaya çalıştık. Ancak öncelikle neden bunun çok önemli olduğunu
düşündüğümüzü açıklayayım isterseniz. Çocuklarla ilgili politikalarla ilgilenenler bilir. Yıllar boyunca hep holistik bir yaklaşımın nasıl devam ettirilebileceği konuşuldu. Burada tabii ki eğitim sektörünün, sağlık sektörünün, beslenmenin ve sosyal gelişmenin şehir hayatına ve bu alanlara sokulması gerektiği tabii ki ortaya çıktı. Ve gerçekten çocukların erken çocukluktan itibaren sağlıklı olarak büyümeleri için politikaların önemli olduğunu keşfettik ve çocuklarımız tabii ki yapmak istediğimiz değişikliklerin merkezinde olduğu için, bu politikaların merkezinde olduğu için çocukların özellikle evlerinden dışarı çıktıklarında hemen anında şehrin karmaşasına maruz kaldıklarını düşünerek bunları uygulamaya koyduk. Biz aslında bir tartışma açmaya çalıştık. Nasıl çocukların deneyimini ve çocuklara bakım sağlayan insanların deneyimlerini şehirle nasıl farklı yapabiliriz? Nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Aynı zamanda tabii ki bu yaptığımız politikaların, uygulayabileceğimiz politikaların çocukların bakımını üstlenen kişilerin de etkin bir şekilde onların hayatında rahat bir rol oynayabilmesi için yollar bulmaya çalıştık. Aynı zamanda çocukların oynadığı, etkileşime girdiği ve pozitif bağlantılar kurabildiği bir yer haline getirmek istedik şehirleri. Ve aynı zamanda çocukları şehir politikalarında nasıl daha görünür hale getirebiliriz diye konuştuk. Bununla ilgili tartışmalar yaptık ve aynı zamanda davranışsal bilinmede yönelerek, buradan fikirler alarak şehirleri çocuklara daha uygun hale getirmeye çalıştık. Ve biz bebeklerden aslında başlamaya çalıştık. Çünkü bebeklikte gerçekten insanlara yardımcı olan her şey daha ileriki yaşamlarında da onlara yardımcı olmaya devam edecektir. Tabii ki hepimiz biliyoruz, ilk yılların, erken çocukluğun çok önemli olduğunu. Hepimiz çocukları çok seviyoruz, hepimiz çok sevgiyle bakıyoruz ama tabii ki bazı bilimsel gerçekler var ki şu ana kadar bu ilk çocuklukta ya da ilk yıllarında bebeklerin neler oluyor beyninde ya da vücudunda. Gerçekten 1 milyardan fazla bağlantı kuruyor beyni çocukların, her gün, bebeklerin daha doğrusu. Ve gerçekte özellikle hayatlarının ilk 2 yılı ve ilk 5 yılına baktığımız zaman çocukların yapabildiği şeyler ve beyinlerinde olan şeyler çok hayranlık verici ve her şey yeni, her şey yeni kuruluyor. Bütün bağlantılar, yani sinapsisler dediğimiz sinapslar daha doğrusu beyinde bu bağlantıları kurmaya yardımcı oluyor ve bunlar yeni oluşuyor bu dönemlerde. Heckman adında Nobel ödülü kazanan bir ekonomist şunu ortaya koydu ki gerçekten çocukların ilk yıllarına yatırım yapmak gelecekte en büyük getiri getirecek şeylerden bir tanesi olduğunu ortaya koydu ve gerçekten biz de bunu anlayabilirsek, sadece ekonomik perspektiften bahsetmiyorum tabii ki. Tabii ki bir de bunun sosyal alanı var. Bence burada bir anlayışa sahip olabilirsek çok daha farklı bakabiliriz bu döneme. Aynı zamanda ben sosyal faydaları da yoğunlaşmak isterim. Eğer ilk yıllara, erken döneme yatırım yapabilirseniz bu bebeğin ileride yetişkin hayatında çok daha sağlıklı olacağını biliyoruz. Bu kanıtlanmış bir durum. Bu sadece fiziksel olarak vücut sağlığıyla ilgili değil, ancak zihinsel sağlıkta gelecekte erken çocuklukta dikkat edilen ve özen gösterilen bebeklerde çok daha iyi oluyor. Aynı zamanda eğitim dönemine baktığımız zaman erken çocukluk yıllarının iyi geçtiği bilinen ve sağlıklı geçtiği bilinen çocukların
okul çağında ve eğitim hayatında da daha iyi başarı gösterdiği biliniyor. Tabii ki politikacılar, politika yapıcılar bu konuda bence erken yaşları, erken yıllarına çocukların yatırım yapması mantıklı olacaktır. Tabii ki özellikle optimal derecede bir beyin gelişimi sağlamak için çocukların bakımını sağlayan kişilerin tabii ki çokça sevgi göstermesi gerekiyor ve aynı zamanda kendilerinin de çocukları yetiştirebilmek için onları oynatabilecekleri, düzgün şekilde sağlık hizmetlerine ulaşabilecekleri, beslenme açısından sağlıklı destek verebilecekleri bir ortama ihtiyaçları var. Aynı zamanda korunaklı ortamlara ihtiyaçları var. Bazen çocukların bakımını üstlenen kişilerden çok şey beklenebiliyor. Ancak şehrin nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini anladığımız zaman ve ailelerimizi sanki çocuklarımızı yetiştiriyormuşçasına bir bakış açısına sahip olduğumuz zaman şehirleri bence bu alanda daha iyi anlayabiliriz. Burada biz şehirlere neler yapıyoruz? Bundan biraz bahsedelim. Bence herkeste bunu paylaşmamız çok önemli. Çünkü sizler de kent alanlarında çalışıyorsunuz, şehircilikte çalışıyorsunuz ve profesyonel background'unuza baktığımız zaman sizin biraz daha fikriniz olabilir. Ama burada üç tane anahtar alan var ve bunlar gerçekten şehri planlamamızda önemli anahtar noktalar olduğunu biliyoruz. Burada çocukların ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin kamu alanlarına ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Mobilitenin çok önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Çünkü özellikle çocukların bakımını üstlenen kişilerin çocuklara iyi bakabilmesi için mobilite çok önemli hale geliyor. Bir de aynı zamanda tabii ki bulundukları, yaşadıkları mahallelerin ve sokakların planlamasının iyi olması gerekiyor. Mesela yürümeye, bisiklet sürmeye uygun olabilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bir bebekle birlikte yürüyen bir kişiyi gördüğümüz zaman bebek aslında bu kontekst içerisinde bile pek çok bağlantı kuruyor ve etrafına bakıyor ve burada bazı duyuların, bazı beyindeki bazı bölgelerin simüle edilmesi lazım ve stimüle edilmesi lazım. Ve tabii ki çok karmaşık yolculuklar yaptıkları zaman, daha doğrusu daha fazla yere yürüyebildikleri ve gidebildikleri zaman, ulaşabildikleri zaman çok daha fazla bağlantı olacaktır ve çok daha beyinlerindeki bu stimülasyon çok daha fazla seviyede olacaktır. Çok çok önemli konulardan bir tanesi de özellikle Kent 95'te yeni yakın zamanlarda İstanbul'da da bu forumda da aslında Urban Swap yaptık. Burada hava kalitesiyle ilgili bir çalışma yapmıştık ve şöyle düşünün, bir bebeğin kontağa girdiği ilk şey aslında evinden çıkar çıkmaz şehrin havasıdır. Ve eğer bebeklerin gerçekten güzel, iyi kalitede bir hava sağlandığını, bebeklere bunun sunulduğunu bildiğimiz zaman tabii ki bizim de içimiz daha rahat ediyor. O yüzden hava kalitesi yine şehirlerde dikkat ettiğimiz ve üzerinde çalıştığımız başka bir konu. Ailelerin, bebek sahibi olan insanların şehirdeki seyahatlerini ve yolculuklarını aslında bilmemiz gerekiyor. Bazı şeyler bebekli aileler için ya da bebekler için de çok zor olabiliyor. Mesela birinin çocuğuyla birlikte şehirde yürüdüğünü düşünün. Bu neredeyse engelli vatandaşlar veya daha yaşlı vatandaşlar için olduğu gibi farklı zorluklarla karşılaşmasına sebep oluyor insanların. Ve biz burada hem bebeklere hem erken çocukluk yaşlarını hem de genç çocuklara baktık ve stres seviyelerinin azaltılmasının çok önemli olduğunu
keşfettik. Özellikle biraz daha ileri yaştaki çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişim için streslerinin azaltılması gerektiğini, etraftan çevresel stres gelmemesi gerektiğini fark ettik ve bu da aslında doğaya erişimlerinin olmasıyla bu konuda yardımcı olabiliyoruz çocuklara ve bu da nereden geçiyor? Tabii ki şehirlerin doğaya erişiminin, yani şehirlerin doğaya açılan bir kapısının olmasından geçiyor. Dünyanın herhangi bir şehrinde, İstanbul'da dahil olmak üzere, biz Lima'da, Rabat'ta da çalıştık, Recife'de çalıştık. Pek çok farklı şehirde bu çalışmaları yaptık. Doğaya erişimin gerçekten farklı aileler ve farklı çocuklarda, topluluklarda çok büyük boşluklarla ve farklar oluşturduğunu gördük. Yani erişimin olup olmaması gerçekten büyük bir fark yaratıyor. Burada bir slayt daha paylaşmak istemiştim sizinle. Bunu gerçekten paylaşmayı çok seviyorum. Kent 95 kapsamında yine. Bu aslında bizim beklentilerimizi gösteriyor. Şehirlerde biz ne yapmaya çalışıyorsak bu slaytta var aslında. Biz aslında sağlıklı bağlantıları teşvik etmeye çalışıyoruz. Ve tabii bu sağlıklı bağlantıların kadının hamileliğinden itibaren başlayarak, çünkü anneleriyle bebeklerinin bağlantıları bu dönemde zaten oluşmaya başlıyor. O yüzden biz de bu aşamadan itibaren bakmak isteriz. Burada mesela toplumda diğer insanlarla iletişim kurmanın, diğer insanlarla pozitif bağlantılar kurmanın çok önemli bir aşaması ve bebeklerin, yine çocukların kendi aralarında, bebeklerin kendi aralarında kurduğu ilişkiler ve bağlantılar, yine başta bahsettiğim gibi beyindeki sinaps gelişimini teşvik ediyor. Daha sonra baktığımız zaman çocukların bakımını üstlenen kişiler, aileler şehirde dolaşıyor ve bunlar da pozitif bağlantılar kurarak günlerine devam ediyor. Bu çok önemli bir şey benim için. Teşekkür ederim sesli. Şu anda bence bu çok güzel bir giriş oldu. Ama bazen şöyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Çocukların ihtiyaçları görmezden gelinebiliyor ya da fark edilmeyebiliyor. Çünkü çocuklar aslında ebeveynlerine ya da bakımlarını üstlenen kişilere direkt olarak bağımlı durumda yaşıyorlar. Hayatlarının erken dönemlerini tabii ki. Ve özel bir alana ihtiyaçları var. Ve bu özel alanda da tabii ki desteğe ihtiyaçları var çocukların. Ben biraz da tabii İstanbul perspektifinden konuşuyorum ama çocuklar genelde görünmez bile olabiliyor. Ne kadar çocuğun ve ne kadar bebeğin yaşadığını bilmiyoruz mesela İstanbul'da. Çünkü genellikle iç mekanlarda ve evde oldukları için şehirde, şehir hayatında ne kadar bebek veya çocuk olduğunu bilmiyoruz aslında sayıca. Bunlar var olmadıkları anlamına gelmiyor ama biz şehir içinde bu çocukları biraz gözden kaçırmış oluyoruz. Bu yaş gruplarına baktığımız zaman %20'lik bir oran karşımıza çıkıyor. Yani çocuklar %20'lik bir oranını oluşturuyor topluluğun, nüfusun. Ama yine de kamu alanlarında çocukları çok fazla göremiyoruz. O yüzden ben birkaç tane aslında temel soru soracağım. Çocukları nasıl daha fazla dışarıda görebiliriz? Onlar için nasıl daha iyi şehirler yaratabiliriz? Ve bence Kent 95'te bu konuda çok iyi bir zamanlamayla geldi. Çünkü İstanbul gibi büyük popülasyonu, büyük nüfusa sahip şehirlerde ilaç gibi gelecektir. Bağlantıların ve beyindeki gelişmenin erken dönemlerde, erken yaşlarda nasıl olduğundan bahsettiniz. DNA'nız aslında neredeyse bir inşaat projesi gibi, aslında böyle bir örnek de vardı.
Gerçekten inanılmaz bir proje yapabilirsiniz, bir bina çizebilirsiniz, tasarlayabilirsiniz. Ama eğer müteahhitiniz kötüyse mesela, yani bu projeye, yani sizin DNA'nıza bir katkı sağlamıyorsa hiçbir şekilde tam olarak istediğiniz binayı elde edemeyeceksiniz ve buradaki müteahhit de aslında çevresel şartlar oluyor. Ben biraz daha mimarlık tarafından örnek vermek istiyorum. Çünkü bizim mesleğimizdeki insanların biyoloji sorunlarını, konularını biraz daha anlamasına yardımcı oluyor bence. Ama dediğim gibi eğer bağlantılarınız yoksa, eğer bu müteahhitiniz mesela kötüyse hiçbir şekilde istediğiniz binayı inşa edemiyorsunuz. Bence bu slide, ekrandaki slide çok güzel bir şekilde yansıtıyor bütün konuştuğumuz şeyleri. Sesil, benim merak ettiğim, daha doğrusu her zaman aklımda tuttuğum bir şey vardı. Kent 95 ile ilgili konuşurken çocuklar en çok neyle oynamayı sever sorusu soruldu ve durdu ve dedi ki bir konuşmacımız, diğer çocuklarla oynamayı severler. O yüzden biz şehirlerde genelde aslında bir şehirler çocuklara alan sağlayacak bir yer olarak görülüyor ama işte şöyle düşünün, mesela bir tane park yapılıyor. Hemen projede yanına bir tik atılıyor ve geçiliyor, ilerleniyor. Bence burada eğer çocuklarla evrimleşebilirsek, onlarla gelişebilirsek, aynı şekilde, aynı kafayla düşünebilirsek, gayet pek çok şeyi görebileceğiz ve anlayabileceğiz. Mesela şöyle düşünün, çocuğun bir tanesi ailesiyle beraber ya da bir ebeveyniyle beraber parka gidecek. Tamam, oyun parkı tamamlandı proje olarak ama bu aileler, ebeveynler orada oturacak ve arkadaşlarıyla buluşacaklar bu parkta. Mesela bunların da düşünülmesi gerekiyor. Mesela belediyelerin yaptığı bazı bağlantı kurma projelerinden haberiniz var mı? Bunlarla ilgili bir şey biliyor musunuz mesela? Evet, çok önemli bir öğrenme alanıydı bizim için Kent 95. Özellikle çocuklar ve çok erken yaştaki çocuklar, erken dönemdeki çocuklar, bebekler gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü başka bir açıdan, yani Ekvador gibi bir ülkede ulusal seviyede çalıştığım zamanlardan mesela, ben kendi ülkemle karşılaştırdığım zaman mesela istatistiklerin inanılmaz farklı olduğunu görüyorum. Quito'da mesela, Ekvador'da yaş grubunun, yaş dağılımının mesela belirli olmadığını görüyorum. Yani tam olarak belirleyemiyoruz bu yaş dağılımını şehir içerisinde. Önemli olan aslında özellikle erken dönemdeki çocukları haritalarımızda görünür hale getirmemiz çok önemli. Çünkü biz mesela farklı mahallelerde çocuk popülasyonları çok çok farklı olabilir. Arada büyük bir fark olabilir ve biz bunları bilmezsek onlara göre o mahalleleri düzenleyemeyiz. Burada mobiliteyi de dahil olmak üzere pek çok şeyi düzenleyebilmemiz ve planlayabilmemiz için çocukların haritada görünür olabilmesi gerekir. Tabii ki bahsettiğim metafordan aslında çok hoşuma gitti. Çünkü bir mimarlıktan bir örnek verdi. Ben de aslında aynı şeye ekleme yapacağım. Çünkü bebeklerimize biz aslında onların yaşamına yatırım yaptığımız zaman temelden aslında yatırım yapıyoruz. Neden? Çünkü temel en sağlam olması gereken yerdir. Tıpkı bir bina yapmak gibi biz de beyinlerimizi sağlam bir temel üzerine oturtursak çocukluktan, bebeklikten itibaren ileriki yaşlarda tabii ki çok daha rahat bir hayat yaşayacaktır bu çocuklar. Kopenhag'da özellikle bağlantı kurma ve sosyal politikaları kent politikalarıyla, şehir politikalarıyla birleştirme durumu söz konusu ve sosyal kontrat aslında denilebiliyor buna.
Ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz diğer şehirlerde de. Mesela farklı sektörlerin bir arada çalışması mümkün müdür ve bunu nasıl sağlayabiliriz? Buna bakıyoruz. Politika yapıcıların her zaman sistemler hakkında konuştuğunu biliyoruz ama bir sistem olarak işlemek, çalışmak oldukça zordur. O yüzden biz de bu olasılıklara bakıyoruz ve sağlık sektörüyle, eğitim sektörüyle birlikte koordinasyon halinde çalışarak bazı olasılıkları yaratmaya çalışıyoruz açık alanlara dair sosyal politikalarımızla. Gerçekten topluluğu bu alınan kararlara dahil etmek de çok önemli. Lima'dan bir örnek vereyim size. Gerçekten çok güzel bir bilgi birikimi var. Özellikle toplulukların katılımcı bir süreçle birlikte bu sürece dahil edilmesi ile ilgili. Burada kendi kamu alanlarını halkın kendi kamu alanlarının sahibi olabilmesini sağlayan bir projeleri vardı. Tam net olmamakla birlikte. Şöyle düşünün. Mesela bir kent alanı var. Şehirde bir kamu alanı var. Ve bunu sahibiymiş gibi herkes kendisi temizliklerine vesaire sorumluluklarını da üstleniyor. Brezilya'da da aynı şekilde pek çok uygulama var böyle. 25 şehirle çalışıyoruz Brezilya'da ve insan etkileşimi aslında burada demek istediğim şey bu insan etkileşimini şehirlerin içine sokuyoruz ve Hollanda'da da yine çok iyi bir ülke biliyorsunuz çok iyi bir yerde şu anda politikalar bakımından insan merkezli kararlar alınıyor ve bence gerçekten çok etkileyici. Bir refah seviyesine baktığımız zaman gerçekten önemli bir seviyede. Bunlar verebileceğim bazı örnekler. Teşekkürler. Bir sonraki slaytları heyecanla bekliyoruz. Devam etmek için bu sabahki katılımcılarla bir şeyi paylaşmak istedim. Her zaman bunu resimler paylaşarak yapmayı uygun görüyorum. Çünkü bazen bu şekilde kelimelerin ötesine geçiyoruz. Sanırım slaytlar henüz ekrana düşmedi. Bir saniye rica ediyorum. Teknik ekipten yardım isteyeceğim. Sunumu tekrardan paylaşmamı ister misin? Sadece feed'e aktarmamız gerekiyor sanırım. Sana da söylediğim gibi sanırım fotoğraf kullanılarak bazen hikayeyi daha iyi bir şekilde anlatabiliriz. Mesela Lima örneğimiz var. Burada çalıştığımız mega bir şehir söz konusu ve oldukça ilgi çekicidir ki burada bir stratejik alan var. Ve bu alanı tamamen dönüştürdüler. Soldaki resimde terk edilmiş bir yer var. Ve ardından bunu insanların buluşabileceği ve küçük çocukların kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yere dönüştürdüler. En sevdiğim örneklerden bir tanesi sağda. Kanun koyucularının teşviklerinin sonucunda ortaya çıkan bir alanı görüyoruz. Biz bunu dünya çapındaki şehirlerde yapmaya çalışıyoruz. Araçlara daha fazla kamusal alan yaratmaya çalışıyoruz. Bu bağlantıyı, konuştuğumuz bağlantıyı deneyimlemek için çok da bir şeye ihtiyacınız yok aslında. Bu alanı insanlardan alıp tekrardan onlara geri verdik. Bu bizim öğrenebileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi.
bu yeni müdahaleleri etkili bir şekilde yapabileceğimizin bir kanıdı. Burada Tel Aviv'den bir görüntümüz var. Alanları tasarlarken altyapıyı bu sağlıklı bağlantıları verebilmek adına tekrardan yapılandırabiliriz. Bu fotoğrafı çok seviyorum. Kadının çocuğuyla nasıl ilgilendiğini gösteriyor ama aynı zamanda çocukların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini gösteriyor. Mesela burada çocuklar, bebekler neyle oynamaktan hoşlanıyorlar? Aslında insanlarla bir arada olmaktan hoşlanıyorlar. Kendi aralarında da oynuyorlar. Bunu birçok konferansta dile getirdim. Yani çok daha eğlenceli bir hal alıyor, değil mi? Çocuklar bunu söylüyor. Oynamak istiyoruz, eğlenmek istiyoruz. Hayatımızda bu tür imkanlara sahip olmak istiyoruz. Halihazırda belirtmiştim ama tekrardan bunu vurgulamak isterim. Şehirlerle çalışarak öyle kararlar almaya çalışıyoruz ki en zayıf, en etkilenen alanları iyileştirmeye çalışıyoruz. İstanbul'da da olağanüstü bir iş ortaya çıkarıyoruz. ESEF'le ve çeşitli üniversitelerle, kurumlarla yaptığımız, ortaklarla yaptığımız çalışmalar sonucunda harika şeyler ortaya çıkarttık. En etkilenen alanları her bir belediye kapsamında tespit etmeye çalıştık, oraya ulaşmaya çalıştık ve bazen kanun koyucular da herkese hizmet vermeye çalışıyorlar, değil mi? Kamu hizmetinin amacı da bu zaten ama bazen şunu fark etmemiz gerekiyor. Bazen en zayıf, en etkilenen yerlerden başlamamız gerekiyor. Bazen değil, her zaman bu şekilde başlamamız gerekiyor. Oradaki boşluğu ancak bu şekilde doldurabiliriz ve şehirlerimizi ancak bu şekilde dönüştürebiliriz. Burada yine daha önce açıklamaya çalıştığım bir şey var. Çocuklar, aileler kendilerine bakmak durumundalar. Çünkü hayatın farklı dönemlerinden geçiyorlar. Burada iletmek istediğim mesaj yakınlığın önemli olduğu. Mesela saatlerce taşımacılık araçlarını kullanan insanlar var, çok yoruluyorlar. Fakat çocuklar ve onlara bakım verenlerin yürüyebileceklerini, güvenli bir şekilde yürüyebileceklerini gösterebilirsek bunu herkese yansıtabiliriz. Burada 15 dakikalık bir mahalle içerisinde yapılan bir yürüyüş var. Bu yakınlık kavramı, ihtiyacın olan her şeye kısa bir menzil içerisinde, bir alan içerisinde bunlara ulaşabilmek bence çok önemli. Çünkü özellikle çocukların yaşamlarının bu döneminde zamana ihtiyaçları oluyor, olumluluğa ihtiyaçları oluyor. Burada sadece farklı perspektifleri yansıtan bir grafik var. Çocukların ne olduğunu gösteriyor. Aslında bir yaşamsal grafik. Ve küçük çocuklara sahip olmayan bir ailenin nasıl olduğunu gösteriyor bu grafik. Ne kadar daha basit, değil mi? Burada sağlıklı bağlantıları görebiliyoruz. Çünkü bu resimde olup biten her şey bakım verenlerin genç çocuklarla birlikte dışarıda olduklarını görebiliyoruz. Burada ihtiyacımız olan bütün öğeler mevcut. Bu sağlıklı bağlantılara gerçekten ihtiyacımız var. Bu resimde bir sürü şey olup bitiyor aslında. Ben çocukları kapsayıcı bir tasarım öğesi olarak düşünmek isterim. Bu konuda bir sürü konuşmalarımız oluyor nüfusla, farklı yerlerden gelen insanlarla konuşuyoruz. Nasıl kapsayıcı olabiliriz? Kamuya açık alanlar kapsayıcılığın çok güzel bir örneği. Çünkü kamusal alanlarda farklılıklar yok. İnsanlar burada buluşuyorlar, paylaşıyorlar, öğreniyorlar ve büyüyorlar nitekim de. Ve sanırım bu fotoğrafın iletmek istediği mesaj bu. Bunu belki biliyorsunuz Selva. Belki sen de bunu biliyorsun. İstanbul'da biz burada çalışabildik. Ve konuşmamızın bir sonucu olarak şunu söylemek isterim. Bu şehrin ihtiyacı
sağlıklı, iyileştirici bir ortam yaratmamız gerekiyor. İnsanların sık sık gidebileceği alanlar yaratmak, insanların güvenli hissedebilecekleri alanlar yaratmak, keşfedebilecekleri yerler yaratmak. Çünkü insanın asıl ihtiyacı bu ve bugünkü katılımcılarımızı ve ortaklarımızı bu konuya biraz daha eğilmelerini istiyoruz. Neye ihtiyacımız var? Çok teşekkür ederim, Cecilia. Deneyimlediğimiz boşluğu konuşuyorduk. Özellikle insan varlığın gelişimi açısından ve şunu çok şaşırdım. Okul çağından önce bu boşluk orada. Ben bunu bir Türk bakış açısıyla söylemek istiyorum. Çocuklar okulda öğrenmeye başlıyorlar. Öğrenme süreci okulda başlamıyor, anaokulundan itibaren başlıyor. Ama elde etme boşluğu, başarı boşluğunun orada olduğunu görebiliyoruz. Okul çağından önce bile. Bu verilerin anlamından bahsetmek ister misin? Eminim bahsetmek istediğim metodolojiler var. Teşekkürler Selva. Evet, tam olarak 1 milyon bağlantı örneğiyle bundan bahsediyordum. İlk 5 yıl boyunca beyniniz sinapsis dediğimiz bu sağlıklı bağlantıları oluşturuyor. Bu bağlantılar kimliği, belleği, güvenliği oluşturmak için önemli. Dolayısıyla yaşamının ilk 5 yılında bu gibi bağlantıları oluşturuyorsun. Ve kanıta dayalı olarak bu veriler var. Sadece benim ortaya attığım bir şey değil. Ve muhtemelen okula başladığında çocuk zaten orada belirli bir birikim var. Yapılması gerekenler biliniyor okul döngüsünden önce. Bu sadece eğitimsel becerilerle alakalı değil. İnsanın eğitim hayatına başlamadan önce ihtiyaç duyabileceği gereksinimlerle alakalı bağlantılılardır bunlar. Elbette ilk başta bir sağlık perspektifinden bakıyoruz. Çünkü kötü beslenen çocukların beyin gelişimi daha zayıf oluyor ve fiziksel gelişimleri de daha zayıf oluyor. Ve boşluk asıl orada başlıyor. Dolayısıyla iyi bir beslenme, iyi bir sağlık durumunu sağlamak, çocuğunu aşılamak vesaire tüm bunlar önemli. Dolayısıyla çocukları korumak ana amaç olarak özellikle bu konuda sosyal hizmetler açısından baktığımızda çocuğu korumak, çocuğun sağlığını korumak, çocuğun sosyal refahını sağlamak çok önemli ve bebekleri korumamız gerekiyor. Teşekkürler bunu vurgulandığın için ve aynı zamanda çocuklara sağlıklı bir ortam sağlamamız gerekiyor. Çünkü bebekler güvenli olmayan bir alana maruz kaldıklarında çocuğun üzerinde bu bir travma olarak geri dönüyor. Olumsuz bir etki olarak geri dönüyor ve boşluk bence burada başlıyor. Sanırım bunu yeterince vurgulayamayız. Evet, beyine geri dönüyoruz. Neyin önemli olduğuna geri dönüyoruz. En son slaytında İstanbul projesini göstermiştin. Bu konuda konuşmak istiyorum biraz. Ne zamandır Türkiye'de var bu proje ve gelecekte bu konudaki rol değişimlerini nasıl görüyorsun? Gündeminiz nelerdir? Çok iyi bir soru. Çünkü biliyorum ki sayıyı hatırlamıyorum. Evet, 20 yıldır bu Türkiye'de var ama burada etkileyici olan şey aileler burada çalışmaya başladı. Burada da ailelerle bağlantı içerisinde olan kurumlar var. Şu an aileden hayatta kalan üyeler yok. Dolayısıyla vakıf şu anda kurul aracılığıyla çalışıyor. Elbette harika bir ekibimiz var. Yine vakıfla birlikte çalışan.
Ama bizim açımızdan Türkiye'de burada çalışmaya devam edecekler, örnek olmaya devam edecekler. Sanırım Marmara Belediyeler Birliği aracıyla yaptığımız çalışmalar gerçekten çok etkileyici ve şunu da söylemek istiyorum. Git bizi Türkiye'de temsil etti ve inanılmaz bir iş ortaya çıkardılar. Tüm bu ortakları bir araya getirdiğimizde bir sistem ortaya çıkıyor, bütünsel bir sistem. Ve iyi veri oluşturmaktan sorumlu olan bir ortağa sahip olmak, belediyelerle işbirliği sağlayacak bir ortağa sahip olmak, inovasyon tarafında çalışan bir ortağa sahip olmak harika bir şey ki siz de harika bir iş çıkarttınız. Boğaziçi Üniversitesi'nin dahiliyeti ve diğer akademiyadan gelen ortaklara sahip olmak gerçekten çok güzel. Medyaya sahip olmak, insanların hikayelerini anlatmaları, bütün sürecin, İstanbul sürecinin ne kadar güçlü olduğunu anlatmak, sanırım bunların İstanbul gibi bir mega şehirde yapılmasına devam edilmesi gerekiyor. Bu şekilde çok ilham verici bir ortamımız var. Bunu sadece İstanbul'da değil, umarım Türkiye'de veya Türkiye'nin ötesinde başka şehirlerde de yapmamız gerekiyor. Türkiye'de en ilgi çekici olan şey, yapılan en ilgi çekici çalışma bence farklı sektörlerle, farklı devlet seviyeleri ve katmanları arasında farklı ortaklarla çalışarak bu entegrasyona, şehir planlamasına ve tasarımına değer katabildik. Ve bir şekilde olup bitenin anlatabildiği insanlara neyin işe yaradığını, neyin o kadar da işe yaramadığını açıklayabildik. Biz de kendimiz öğrenebildik ve bu şekilde bu deneyimimizi başka yerlere de aktarabileceğimize inanıyorum. Ve Türkiye'de yaptığımız ve özellikle İstanbul'da yaptığımız değerlendirmelerin çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Çünkü verilerimiz var ve bu veriler değişikliğe nasıl gidilebileceğini gösteriyor. Bu özellikle kanun koyuculara veya belediye başkanlarına hitap ettiğinde önemli oluyor. Çünkü onlar maliyeti bilmek istiyorlar, etkiyi bilmek istiyorlar, proje uygulama prosesini bilmek istiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok aydınlatıcı oldu. Çok sabırlı olmamız gerekiyor şehirlerle çalışmak. Özellikle İstanbul kadar büyük şehirlerle çalışmak çok zor. Değişiklik bir gecede meydana gelmiyor. Bu büyük çabanın bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Baştan beri olağanüstü bir vizyonumuz var ve bunu 4-5 yıl boyunca bu çabaları sürdürebildik. Ve görüyoruz ki şu anda daha kurumsal bir hal alıyor. Evet, çok heyecanlıyım. İstanbul'dan konuştuğumuza, İzmir, Gaziantep gibi şehirlerden konuştuğumuza çok sevindim. Sarıyer'de de çalışmalarımız oldu, Sultanbeyli'nde de çalışmalarımız oldu. Bununla alakalı başka bir şey bilmek istiyorsanız ya da konuşmacılarımızın arasında bu konuyla ilgilenen varsa lütfen bize bulaşın. Bu bölgelerde özellikle neler, çocuklar için nelerin daha iyi yapılabileceğini düşünebiliriz. Sesli yay sunumunun son kısmına geri dönelim dilersen. Bu evet söylediklerin bugünün sunumumdaki son kısmına çok güzel bağlanıyor. Selva senin de dediğin gibi şehir düzeyinde herhangi bir değişim için çok fazla sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü sistemi dönüştürmeye çalışıyoruz ve sistem dönüşümleri bir gecede olmaz. Farklı şartlar var, uygulanması gereken bir sürü farklılık var. Fakat aklımızda tutmamız gereken yaklaşımlardan bazıları ki sağlıklı bir sürecimiz olsun.
doğru verilere sahip olmak çok önemli. Bu sunumum boyunca da söylediğim gibi veriler önemli. Veriler, doğru verilere sahip olursak doğru kararları verebiliriz, ilerlemeyi takip edebiliriz, değişimi değerlendirebiliriz. Dolayısıyla verileri çok önemli bir öğe olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve görünmezi görünür kılabiliriz. Hassas ve kesin verilerimiz olmadıkça özellikle çocuklar konusunda olup biteni anlamak çok zordur. Davranışsal bilimden faydalanmak yine çok önemli. Biz bu konuda çok çalışıyoruz. Sadece altyapıyı oluşturma yönünde çalışmak istemiyoruz. Burada bir sürü uzmanlık var. Güzel oyun ayanları inşa etmek konusunda çok şey yapılması gerekiyor. Kamusal alanları kullanmak, sağlıklı bağlantıları oluşturmak. Tüm bunları yapabilmek için davranışsal bilimi kullanmamız gerekiyor. İnsanların olumlu tutumlarını anlamamız gerekiyor. Olumlu tutumlarını evlerine geri götürüyorlar mı? Bu olumlu tutumları nasıl güçlendirebiliriz? Topluma yararlı olacak şekilde nasıl aktarabiliriz? Olumlu, refah dolu bir ortam yaratmak için bu çok önemli. İnsanların birbirleriyle nasıl etkileşim halinde olduklarını anlamak için çok önemli. Bu bir günden diğer güne değişebilecek bir şey değil. Ve son olarak iş gücünün geliştirilmesi, hizmetleri, susanlarla alakalı neler yapılabilir, belediyelerle kanun koyma, yönetmelikler koyma yönünde neler yapılabilir, farklı belediyelerle, Marmara Belediyeler Birliği'yle ne yapılabilir, nasıl kapasiteyi inşa edebiliriz, bu prosesleri nasıl devam ettirebiliriz, kamu görevlileri neler yapabilir, bu proje kapsamında değer katabilecek diğer taraflar, diğer insanlar kimlerdir? Çünkü dediğim gibi çeşitli bir ekosisteme sahip olmak çok önemli ve biz bu davranışsal değişikliği nasıl görmek istiyoruz? Davranışın değişiminden bahsettiğimiz zaman biz diyoruz ki bu değişim ilk başta evlerimizin içinde olmalıdır. Ve sürekli çocuklarla olup biten şeyler genellikle evin içerisinde meydana geliyor. Ama şunu da unutmamayı isteriz. Bir örnek vermek istiyorum. Emzirme gerçekten bizim için çok önemli bir davranış. Biliyorum kadınlar artık dışarıda çalışıyor vesaire ama yine de kadınların çocuklarını emzirebileceklerini bilmeyi isteriz. Bu erken yaşlarda çocuğumuza verebileceğimiz en iyi şeylerden bir tanesi. Kamusal alanları etkileyen diğer davranışlar nelerdir? Mesela hizmet sağlayıcılarıyla alakalı. Çocuklarla, bebeklerle, hamile kadınlara karşı yapılabilecek şeyler, sosyal hizmetliler bazı şeyleri farklı yapabilirler mi? Belki buradan farklı bir perspektifle yola çıkabiliriz. Serva, bir şey daha bahsetmek istiyorum. Bir sürü kampanyamız var. Bir tanesinden bahsetmiştim. Kamu hayatının kutlanması gibi bir kampanyamız var. Burada insanların dünya çapında en sevdikleri kamusal alanları işaretlemeye çalışıyoruz. Burada bu kampanyanın web sitesine girecek olursanız dünya haritasını görebilirsiniz. Orada dünyada en sevdiğiniz halka açık alanı görebilirsiniz. Onu işaretleyebilirsiniz. Biz bunu neden yapıyoruz? İnsanların kamusal alanların nasıl kullandıklarını anlamaya çalışıyoruz. Ve bir alanı nasıl iyileştirebileceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Bu gibi uygulamalar sayesinde. Ve farklı perspektiflerimiz var. Mesela Kopenhag'da çok uygun olan bir kamusal alan belki aynı şekilde benim ülkemde, Türkiye'de, Brezilya'da farklı olabilir veya yeterince uygun olmayabilir. Dolayısıyla kamusal alanları etkileyici alanlar haline nasıl dönüştürebiliriz? Bunu yapmaya çalışıyoruz bu kampanya sayesinde. Ve buraya katılan herkesten lütfen dünyadaki en sevdiğiniz yeri eklemeyi unutmayın diyoruz. Çünkü biz de bu şekilde sizlerden yola çıkarak anlayabiliriz. Yapmaya çalıştığımız diğer bir önemli şey bu kampanya aracılığıyla. Bu
hikayenin şampiyonları, kahramanları kim? Onları anlamaya çalışıyoruz. Kamusal alanları dönüştürmemizde yardımcı olacak kahramanlar kimlerdir? Bu kampanyayı bir süreliğine devam ettireceğiz. Haritamızı mümkün olduğunca doldurmaya çalışacağız. Ama biz o küçük sesleri duyduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Selva, eminim sen de bunu biliyorsun. Çünkü bazen mesela mahallemizi düzenliyoruz. Gençlerin bu konuda gerçekten çok güçlü bir bakış açıları var. Mesela pop-up parkları yapılıyor. Bunları yapan insanların kim olduğunu bilmek istiyoruz. Çünkü kendi gerçeklerinde daha iyi bir yaşam alanı açmaya çalışıyorlar. Bu sanırım herkes için çok güzel bir imkan. Diğer kursum kısa bir videosu var. Açayım mı? Evet, sanırım açman için çok uygun bir zaman. Bu program buradaki bir sürü katılımcımız için çok ilgi çekici. Her şeyimizi, farklı ülkelerde yaptıklarımızı buraya koyarak diğer şehirlerle bir yansıtma yapmaya çalışıyoruz. Dünya çapındaki 100 şehri davet ettik. Londra Ekonomi Okulu ile birlikte bir ortaklığımız söz konusu. Ama sanırım bu video benim size açıklayacaklarımdan çok daha güzel şeyler açıklayacaktır. Bir saniye, videoyu bulmama izin verin lütfen. Urban 95 inisiyatifi var. Kaç tane şehir var? Şu anda 63 şehirde çalışıyoruz. Hızlı büyüyoruz. Videoyu açmam biraz sürecek. Bana bir saniye ver lütfen. Kamusal hayatının Celebrate Public Life, kamusal hayatının kutlanması kampanyasından tekrardan bahsetmek isterim. Crowdsourcing bilgileri hakkında oldukça konuştuk. Katılımı teşvik etme konusunda konuştuk. Bu konuda uygun araçlarımız var, dijital teknolojilerimiz var ve bu teknolojiler sayesinde yeni hedef kitlelere ulaşabiliriz. Daha geniş bir katılımı sağlayabiliriz. Biliyorum tabii ki zor bir şey. Ve biliyorum ki belki herkesin buna erişimi, bilgisayarlara erişimi olmayabilir. Daha geniş bir kapsama alanı sağladığını düşünüyorum. Lütfen oradaki haritaya girmeyi unutmayın. Ve tasarımcı olarak bence bizim de öğrenebileceğimiz bir sürü şey var. Hangi alanlar işe yarıyor, hangileri işe yaramıyor. Kamusal alanları tasarlamak bence kolay bir şey değil. Bunu bazen çok hafife alıyoruz bence. Uygun önlemlerin alınması vesaire gibi kriterlerimiz var. Videom var ama videoyu paylaşmakla alakalı sorunlarım var. Sebebini bilmiyorum. Bir kere daha denememe izin ver. Farklı bir şeylerden de konuşabiliriz istersen. Ekranımda göremiyorum. Video olmadan da konuşabiliriz. Evet, bir şekilde açılmıyor. Londra Ekonomi Okulu ile birlikte yaptığımız bir kursumuz var. Başvuru yapabileceğiniz bir web sitesi var. Dünya etrafında çapındaki şehirlerle alakalı olacak. Genç çocuklar için, bakım verenler için nasıl daha iyi planlama yapılabilir? Onu konuşacağız. Farklı araçlarımız var. Bir örnek vermeme izin verin. Sokakların daha iyi oyun alanları için daha iyi nasıl planlanabildiğini konuşacağız.
en etkilenen alanları seçmemize olanak sağlayan bir bölgeyi nasıl seçebiliriz, verilerle nasıl çalışabiliriz, davranışsal değişim hakkında nasıl daha fazla şey öğrenebiliriz. Dolayısıyla müfredatta çok yapılandırılmış bir şekilde çok farklı konular olacak. Kamu çalışanlarının çalışmalarını ve şehir düzeyinde belediye başkanlarının da karar almalarına olanak sağlayan bir kurs. Herkesi davet ediyorum başvurmak için. Konu üzerine düşünmekle kalmayıp bu konuda bağlantılar da kurabiliriz bence. Benzer bir şekilde nasıl bir şeyler yapabileceğimize yönelik. Belediyelere açık yani. Üç kişiyle başvuruyorsunuz değil mi? Doğru, evet. Kendi ekibinden 3 kişiyi seçiyorsun. Londra Ekonomi Okulu'nda bu kursun bir parçası olmak için. Bir online süreç var. Değil mi? O online süreçten geçmen gerekiyor ve seçiliyorsan da Londra'da bir deneyimin oluyor, değil mi? Bir haftalığına mı kalıyorsunuz Londra'da? Dünya çapındaki uzmanlarla birlikte bir hafta geçiriyorsun, değil mi? Bence harika bir imkan. Vakfın LLC ile birlikte sunduğu harika bir imkan. Ben de Marmara bölgesinden, Türkiye'den çok fazla katılım görmeyi bekliyorum. Umarım orada görüşebileceğiz. Cecilia, teşekkür ederim. Harika bir sabahtı. Vakfının lideri olduğu son yıllardaki bu çalışmalara şahitlik etmek çok güzel bir şey. Bugünden 5-6 yıl önce oluşturuldu. Doğru değil mi? Evet ve buraya aktarılan bilginin miktarı, bir araya getirilen bilginin miktarı hem paylaşılabilir araçlar hem gerçek hayattaki uygulamalar açısından çok etkileyici. Ve şunu söylemem gerekiyor. 8-9 yıldır bu sürecin içerisindeyim ve özellikle çocukların şehirlerle alakalı olan deneyimleri konusunda çok fazla şey bilmediğimizi fark ettim. Ve gerçekten benim merak ettiğim bir konu. Bunun arkasındaki bilim, neden eğitim tasarımının bir parçası olmuyor? Şehir planlama düzeyinde etkili olur ve düşünüyorum ki mimari eğitimde bu anlamda biraz daha fazla geliştirilmelidir. Bu hareketin bir parçası olduğumuz için çok heyecanlıyım, çok şanslı hissediyorum. Ortaklarımızla birlikte, umarım bizi dinleyen ortaklarımızla birlikte çok gurur duyuyorum bu projenin parçası olmaktan. Cecilia, çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ediyorum. Senin gibi aksiyon alabilen, harekete geçebilen, kendi mesleki penceresinden bakabilen, perspektifleri değiştirebilen kişilerle birlikte olmak benim için çok heyecan verici bir şey. Tam olarak buna ihtiyacımız var. Bebeklerin ve çocukların hayatlarını bu konuları gündeme almadıkça değiştiremeyiz ve onlara da ulaşabilmemiz gerekiyor. Sanırım önümüzdeki yıllarda değinmemiz gereken asıl konu bu. Diğer dünyadaki diğer sürdürülebilirlikle alakalı diğer konular kadar önemli olan bir konu. Çünkü hepimiz için daha fazla sürdürülebilir gelişim sağlamamız gerekiyor. Çok mutluyuz hareketimizin bir parçası olduğun için ve umuyoruz ki gitgide daha fazla insan bizlere katılabilecektir. Biz de bunu isteriz. Bugünkü katılımın için teşekkür ediyorum. Bizleri dinlediğin için teşekkür ediyorum. Halen yapmamız gereken bir sürü şey var ve umuyorum ki bunu hep birlikte yapabileceğiz. Selva, çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler.